gelme. Niye var üstüme, buralar üstüme gelme. Gelme. Allah burada da erkek burada da. İmdat, adam öldürüyorlar. Ay çok affedersiniz. Kadın öldürüyorlar. Ayrıl gel. Ayrıl gel Ayşe. Hadi kızım. Hadi Ayşe. Kim bu Ayşe? Ne Ayşe'si be? Ayrıl da gel dediğin Ayşe. Yapma. Avans bile aldım. Yaşa anne. Baba yandın. Neden? Kazaklar sana kaldı. Sana bir şey olursa kendimi hiç affetmem. Rabia, bana bir şey olursa şehitliğe gömün. Özden Aksüt. Dün telefonda görüşmüştük. Şakir Bey'in avukatıyım. Ben babamın evinde böyle miydim? Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızdaydı. Hadi Nevracığım, lütfen bitir şu temizliği de temiz bir uyku çekeyim. Şikayet etme Metin, bugün benim temizlik günüm. Ve biliyorsun temizlik imandan gelir. Hele sen başkalarına benzeme sakın. Hep öyle kal. Eskisi gibi. Hep cana yakın. Özel günlerde, bayramlarda hayatımıza değer katan sanatçı büyüklerimizi ziyaret etmeyi bir borç biliyoruz. Dünü, bugünü, yaşanmışlıkları paylaşıyoruz, hayatı konuşuyoruz. Bugün de bir ustayı, tiyatromuzun her daim canlı, enerjik, pozitif, güzel kadını Nevra Serezli'yi Bodrum'daki evinde ziyaret ediyoruz. Sevince güzel, sen sevilirsen eğer, yoksa hasretle biter, tatlı geçer o günler. Hayat sevince güzel, sen sevilirsen eğer, yoksa hasretle biter, tatlı geçer o günler. Çok teşekkür ediyoruz bizi böyle konuk ettiğiniz için. Biz en son mevsim kıştı. Kocan kadar konuşun gala telaşı içinde konuştuk ama pek de bir şey anlamamıştık. Şimdi böyle sıcacık bir havada, bu kadar güzel bir evde, Bodrum'da. Biz çok Bodrum'da, biz çok mutluyuz. Sizin halinizi, hatırınızı soralım önce. Nasıl gidiyor burada hayat? Burada hayat çok güzel gidiyor. Evet. Zaten o yüzden Bodrum'a geliyorum. Kaç senem burada çok mutlu geçti, hala geçiyor. Hani kötü günlerimiz de oldu, evet, travmalarımız evet. da oldu ama genelde buraya gelince bir keyif, bir mutluluk huzur duyuyorum. Çünkü Metin buraya aşıktı. Bu taşların hepsini arkamızda siz şimdi göremiyorsunuz. Metin boyamıştı o taşları. Akşamları güneş battıktan sonra kayaları boyardı falan. Yani çok emeği vardır ve çok mutlu olurdu. İlk fırsatta Bodrum'a gidelim, Bodrum'a kaçalım. Onun için de buranın bana göre çok büyük anısı var yani. Oğlanlar, gelinler bir yana. Şimdi torunlar göz bebeği diye tahmin ediyorum. Evet. Nasıl bir ilişkiniz var? Başka türlü bir ilişki oluyor. Başka türlü bir ilişki, aşk ilişkisi. Bu aşk, evet. Aşk ilişkisi. Demin de sana bahsettim. Mesela torunum seni seviyorum nene dediği zaman hiçbir erkeğin bu kadar etkili bir seni seviyorum diyebileceğini düşünemiyorum yani. Böyle içinin yağı eriyor denilir ya, öyle sonsuz bir şey. Sonsuz sayılar kadar seviyorum dedi. Öyle dedi bana ya. Evet, seni sonsuz sayılar kadar seviyorum dedi 5 yaşında. O şimdi o kadar etkileyici bir laf ki çok etkileniyorsun ondan ve gece uykumda bile yatarken onu düşünmüş oluyorum yani. Çok güzel bir özlem. Burada mı oluyorsunuz bayramlarda evet. yoksa şimdi İstanbul'da bayramda mı? Çoluk çocuk burada oluyor o tamam ama olmadığı zaman yani böyle şehir dışı falan olmadığı bir devreye denk düştüğünde kesinlikle birlikte oluruz. Yani bu bizim aileden gelen bir şeydir ve Metin canım çok dikkat ederdi buna. Herkes de şahittir. Bayram sabahı uyanırdı, ben öpmek isterdim veyahut işte hayır derdi. Önce bir temiz bak süslenelim, cicilerimizi giyelim, salona geçelim. Çocuklar gelsinler, elimi öpsünler. Ben onlara paralarını vereyim. Ve belli bir koltuğu vardı. O koltukta hep de böyle aynı koltuğa otururdu değil mi? Evet. O koltukta böyle otururdu. İşte ben dahil herkes sırayla gelir. O da böyle çok hoşuna giderdi. Ya. Böyle kraliyet ailesi gibi elini öptürür. İşte paralar verir, bilmem ne verir. Ve muhakkak birlikte olur. Muhakkak yemek yapılır, yemek yenirdi. Ben de ailemden hep öyle görmüşüm. Tabii, biz de öyle bizim değil. Devrimizde hele çok önem verilirdi bayrama.
çok önem verilirdi. Yani büyüklere muhakkak belli bir statü, belli bir sıra vardı, bir protokol tabii vardı. Mesela bebekte otururduk, annem ben daha çok küçüğüm. Hangi teyzelere gideceğiz? Benim de sevdiğim bazı teyzeler vardı. Onu sevme sebebi de vardır. Ya tabii canım, tabii. Bir kere çikolataları güzel olurdu. Şekerleri güzel olurdu. Aslan Burcu'm ya, evleri güzel olurdu. Tabii, güzele tabii meraklı. Ve de güzel o devirde mendil verilirdi. Hala saklarım mendilleri. Ne çocukluğumdan güzel kalan. Mendilin içine de işte 3 kuruş 5 kuruş para vardı. Tabii. Şimdi sevdiğim teyzeler vardı. Oradan başlayalım isterdim. Annem derdi ki hayır, o sona doğru. Çünkü ondan daha büyük büyüğü olan var. Tabii. Şimdi böyle bir liste yapılırdı. En büyükten başlayıp daha gence, daha gence doğru saygının falan. Saygının göstergesiydi değil mi? Bayramlar böyle özel günler, aslında daha fazla duygusal olunan günler. O yüzden dedim ne kadar kıymetli hep birlikte olmanız. Hiç kimse öyle günlerde yalnız olmak istemez. Tabii. Doğru ya doğru. Ama bir yandan hayat akıyor elbette. Biz sevgili Metin Serezli'yi kaybettiğimiz zamanlarda hemen ardından da öyle bir konuşmuştuk sizle. Metanetle karşılamıştınız yine de. Ama şunu dediğinizi hatırlıyorum. Artık naz yapacağım kimse yok. Aslında belki biraz ondan sonrasını da sormak istiyorum. Çünkü zaman geçiyor. Zaman biraz daha ilaçtır mutlaka. Hayır. Ama değil mi? Nasıl geçti bu aradaki? 3 yıl oldu galiba. 3 yıl oldu. Nasıl geçti bu zaman? Daha kötü. Daha mı kötü? Daha oluyor kötü. Bunu bana aynı pozisyonda olan bir arkadaşım söylemişti de pek inanamamıştım. Zaman geçtikçe kötüleşeceksin demişti. Ya. O kadar hak veriyorum ki. Sadece özlem değil. Acı yavaş yavaş çöküyor. Tortusu aşağı iniyor daha yavaş yavaş. O ilk başlarda bir şoktasın, bir farkında değilsin. Yeni bir hayatın, yeni bir yalnızlığın getirdiği belki biraz cazibe ya da başka bir düşünce seni böyle bir balon gibi sarıp sarmalıyor. Sonra bir takım problemlerle yüzleşmen gerekebiliyor. Tek başına. Tek başına bir şeylerin üstünden geçmen gerekiyor. Ve her seferinde yanında bir el arıyorsun, yok. Yanında bir el arıyorsun, yok. Mesela çok güzel bir olay oluyor. Çok mesela ikinci çocuğumun, Selim'in, oğlumun doğumunu ben paylaşamadım Metin'le. Ve o bana o kadar koydu ki o paylaşamamak torun sevincinin, doğum sevincini bile bir yerde gölgeledi. Bunlar böyle acıyor, acıyor, acıyor. Yani zaman geçtikçe işte hayat unutulur, geçiyor, gidiyor. Olmuyor. Saçını süpürge etsen iyi, başımın üstünde yerim var ama ortalığı süpürürken har har kafamı ütülüyorsun. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Kirli işler çevrilen bir yere gideceğim. Senin vazifen bitti, gerisi bana ait. Ağzını sıkı tutmana ihtar etmeme lüzum yok sanırım. Boşuna yormuşsun Osman'ı. Boşuna değil sevgilim. Bu gece için bir masa ayırttım. Maalesef, bir arkadaşımla randevum vardı. Ah, şu çocuğu görmek mümkün olsaydı. Ben onu iyi ederdim. Gel, kır şu şeytanın bacağını. Yani oraya mı gideyim? Ne olur gidersen. Olmaz dostum, olmaz. Güzel, akıllı, yetenekli bir kadın. Yakışıklı, kibar, donanımlı, son derece beyefendi çok bir adam. Birbirinizi bulmuşsunuz. Üstelik aynı mesleği yaptınız. İki de oğlunuz oldu. Yani bu yabancılar der ya, gerçek olamayacak kadar iyi bir tabloydu. Too good to be true. Too good to be true. Ve mutlaka içeride fırtınalar koptuğu olmuştur. Tabii canım. Ama biz sizi hep el ele diz dize gördük. Nasıl hallediyordunuz? Ben gerçekten bunu, bu klasik bir sorudur ama şöyle, merak ediyorum. Çok büyük öyle fırtınalar olmadı. Hep çocuklarla ilgili, meslek hayatıyla ilgili dertleşmeler, sıkıntılar, birbirimize kızmalar tabii ki oldu. Ama hiç dargın kalmadık, hiç konuşmamazlık etmedik, hiç sırtımızı dönüp uyumadık. Yani o yatak çok kutsal bir şeydi. Evet. Karı kocanın simgesi, hani bir yastıkta kocayın tek uzun büyük bir yastıktır. Şimdiki zamanda tek tek yastıklar oluyor biliyorsun. 2 tane ayrı yastık oluyor yatakta. Annelerimiz ve bizim zamanımızın tek bir yastığı, uzun bir yastığı vardı. O çok anlamlı bir şey. Yan yana baş başa koyacaksın kendini. O yatak çok önemli. Orada karı kocasın ve orada bir
bir şeylerin orada birleştiğini görmek zorundasın. O yüzden hiç dargın yatmadık, hep halletme yoluna gittik. Tabii ki bağırdık, çağırdık, kızdık. Ben hep derim, bunu da bir sürü röportajımda belirtmişimdir. Metin'le kavga etmeyi çok severdim. Barışması çok güzel oluyordu öyle diye. Öyle mi? Nasıl? Çok güzel olurdu. Çok ince ruhlu olduğu için kavga ederdim bana çiçek yollasın diye. Kavga ederdim bana çikolata alsın diye. Biraz huysuzluk yapayım da. Huysuz ve tatlı kadın esprisinde. Evet. Kadın muhakkak erkeğine isteğini yaptırır, inanıyorum. Çünkü Metin çok zor bir insandı. Şimdi Oğlak Burcu. Gene burçlara takılıyorum ama biraz takığımdır. Oğlak Burcu çok dediği dedik. Çok inatçı bir burçtur bir kere. Hiç geriye dönüşü olmaz. Hiç ekip bükemezsin. O böyle bir şeydir. Durur öyle yani. Öyle durur. Kes kolunu, kan aksın, o gene dediğini der yani. Öyle bir burçtur. İnat yani. O da öyleydi. Hiçbir zaman eğip bükemezdin onu. Belli şeyleri, kalıpları vardı, oradan dışarı çıkmazdı. 30 sene aynı kravatı takabilir ve taktı da. Deli etti beni. Yani yarın da bunu takalım. Hayır. Son anda kapıdan çıkarken gene kendi bildiğini takardı. Yani takımını değiştiremem. Tamam biliyorum Fenerbahçeliydi. O kadar da etkili değildim ama yani böyle ufak konularda benim istediğim bir şeyi yaptırmak için ne yapar eder kabul ettirirdim. O da sonunda evet derdi. Kabul etmiş gibi görünürdü. Güzel kadınlarla tartışmak budalalara mahsustur. Zaman her şeyi gösterir. Önemli olan aramızda bulunman. Evliliğinin bir buhran olduğunu görüyorum. Şimdilik kocanın ilgisizliğine direniyorsun. Bir gün kocan sana ihanet edince hayal kırıklığına uğrayacaksın. Kumarbaz yenildiği adamı yenmek ister. O serseriyi ezmeden içim rahat etmez. Bir kıstırsam. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Nevracığım bırak, bırak ben arayayım, bırak. Ay rezil oldum. Yok canım ne olacak, yanlış numara düşebilir. Siz eski bebeklisiniz değil evet, mi? Evet, doğru. Ne kadar özel çünkü İstanbul'un bebeğin en güzel zamanları. Ve çok okumuş, çok aydın bir aileden geliyorsunuz. Babam iki üniversite bitirmişti. O devirde gerçekten bir aile. O devirde öyle çok önemliydi. Çünkü benim tiyatrocu olmama hiç engel olmayan bir babam vardı. Tabii. Üstüne üstlük de her gün bebekten kalkıp Dormen Tiyatrosu'nda gece beni oyundan alıp eve götürmek için gelmiştir. Bir sezon boyunca. Haldun çok iyi bilir bunu. Tabii. Bir koltuk vardı. Oyunun sonuna doğru gelir, o koltukta beni beklerdi, oyun biterdi. Hadi kızım derdi, bebeğe giderdik. Çünkü o sırada tabii gece yarısı, araba yok, bir şey yok. O ancak genç bir kızım, babam beni götürürdü bebeğe. Dolmuşla giderdik, bebek dolmuşu vardı. Bebek o sırada bir köydü. ve ben koleje gittiğim zaman, işte böyle ilk başlarken tanışalım, tanıtalım birbirimizi diye sorarlardı. Sen nerede oturuyorsun? Ben çok utanırdım bebekte oturuyorum demeye. O kadar. Çünkü bütün şey hava Nişantaş ve Teşvikiye ve Maçka'ydı. Top ağacı özellikle. Ben Top ağacıda oturuyorum diyenlere çok kıskanarak bakardım. Sen neredesin? Arnavutköy bebek. Bebekte oturuyorum. Ha bebek köy. Yani anladın mı? Ne zamanlardan söz ediyoruz? İnanılır gibi değil. İşte diyelim ki. Kolejin ilk yılları demek ki 60'lar, 59'lar, 60'lar falan filan. Yani demek istediğim o. Tabii. O sırada bebeğin süksesi hiç yok. Ben sonra bebekten kaçtım, bebek sükseye oldu. Bebek epeyce dediğiniz gibi ama hala çok severim, çok severim. Ben de çok severim. Bebek ilkokulum, bütün arkadaşlıklarım. Arnavutköy sinemasına giderdik orada. Yaz sinemasında filmleri seyrederdik. Arnavutköy'den yürüyerek yine bebeğe gelirdik. Tam böyle Ayşecik filmleri gibiydi bebek. Hani bakkal amca seni tanır, kasap gelir gel kızım seni seveyim der. İşte eczacı amcaya gidersin, okul çıkışı annemi bekleyebilir miyim dersin falan. Tam o havada mahalle, bir yerdi. Mahalle duygusu var. Kim canım onlar tanıyamadım. Kim olacak efendim? Siz erkekler. Nevra Hanımcığım affedersiniz ama siz bize erkek diyemezsiniz. Hop hop. Olamayacaksınız. Hiçbir zaman jantil, kibar, modern bir adam olamayacaksınız. Hayır. Çünkü ne de olsa şerbetçisiniz. Bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim. Anlıyor musun? Her şeyden. En başta da senden. Aşk olsun. Hı? Ayrıl gel Ayşe. Hadi kızım. Hadi Ayşe. Kim bu Ayşe? Ne Ayşe'si be? Ah, dediğin Ayşe. Yapma. Puh, Allah cezanı versin emi. Bir de evli ha. Böyle geriye dönünce hayatınızdaki dönüm noktaları diye böyle bir sıralayacak olsak çok vardır ama önce Haldun Dormen'in teklifi herhalde. Tabii. Metin Bey'le tanışmanız. Tabii. Deve kuşu kabere zamanları. Yani daha çok sıralayabilirim ama
Bütün bunların içinde gerçekten ben sizi hep mutlu gördüm. Hep öyle hatırlarım. Gerçek bir aşktan söz ediyoruz galiba, değil mi? Hani işine de eşine de aşk. Sırrı evet. Bu muydu diye sormak isterim. Allah'ın takdiri bana öyle güzellikler sunmuş. Mutsuz olduğum devreler de olmuştu. Mesela Amerika'da burs kazanamadığım zaman çok mutsuz olmuştum. Bir onu çok böyle içimde yara gibi o da kalan şeylerdendir. Çok iyi bir talebeydim. Niye tiyatro bursu alamadım diye içimde şey olmuştur o. Gitmek, okumak, Amerika'da devam etmek isterdim. Ama buna çok inanmak lazım. Şimdi o bursu alsaydım ben bugün burada değildim. Ama bursu kazanamadığım için LCC'nin bir tiyatro kursu açılmıştı. LCC mankenlik kursuydu. Ben oraya müracaat ettim burs alamayınca. Bir baktım Haldun Dorman, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Ayla Algan, Beklen Algan hepsi hocalarım. Ve ben oraya katıldım ve böylece Haldun beni tanımış oldu. Haldun beni tanımış olduğu için beni tiyatrosunda sezonun sonunda bir rol var. Oynar mısın diye teklif etti ve benim profesyonel tiyatro yaşamım oldu. Hele sen başkalarına benzeme sakın. Hep öyle kal. Eskisi gibi. Hep cana yakın. Sen başkalarına benzeme sakın. Hep böyle kal. Hep bana yakın. Başkalarına benzeme sakın. Hep böyle kal. Hep böyle kal. Siz hep hem dizilerde hem sinemada çok güzel işlerde oldunuz. En son mesela sinemada Kocan Kadar Konuş serisinde Peker Hanım da çok sevildi. Film çok. De çok sevildi. Siz de sevdiniz orada olmayı. En önemlisi çok, bu. Çok çok çok. Ve hep baktım biraz anti kahraman mı denir? Ya dizilerde böyle zor kayınvalideler ya bu tarafta böyle zor bir büyük anne. Biraz öyle denk geldi galiba, değil mi? Seviyor musunuz o anti kahramanları? Tabii canım, yani onlar zaten renk getirir. Değil mi? Tabii, yani çok kötü bir tiplemeyi oynamak isterim. Zaten ilk benim büyük süksem Dudu Peri. Evet. Dudu Peri dünyanın en antipatik perisiydi yani, düşünecek olursan. O nasıl peri? Evet. Yani öyle bir şey olur mu? Çocuğunu, kızını kocalarından ayırmaya, kızlarını kocalarından ayırmaya çalışan bir peri. Kocasını kızdı diye köpek yapan bir peri. Yani düşünecek olursan felaket bir kadın. Ama felaket. Çok severdi herkes. Ama aşırı sevilirdi. Bir gün ben hatta Göksu'da böyle pazarda yine dolaşırken ilkokul dağıldı. O zaman da Sihirli Annem'in en sükse zamanı, reyting rekorları kırıyor. Çocuklar etrafımı sardılar, nasıl paralıyorlar beni. İşte imzada Dudu Peri ama ismimi falan bilen yok. Dudu Peri. Dudu Peri, Dudu Peri böyle bir hareketim vardı, evet. Benim kaybolma hareketi. Onu yapsana, onu yapsana. Çok beni seviyor, orada ölüyorlar. Dedim ki çocuklar niye seviyorsunuz? Ben hep kötülük yapıyorum. Bir tanesi döndü dedi ki kötülük yapıyorsun ama aslında senin kalbin çok iyi dedi. Sonra dedim niye öyle diyorsun dedim. Sen aslında dedi kızlarının iyiliği için, onlar mutsuz olmasın diye yapıyordun o kötülükleri dedi. Onun muhakemesi. Yani bak, o küçücük çocuk, evet. İlkokul talebesi bir kötünün içinde de İyiliği düşünebileceğini bulmuş, çıkarmış, evet. Ve oradan bana sevgisini belirtiyor. Ya. Yani şimdi bunu bir sürü büyük insan seyrettiği zaman her kötünün iyi, her iyinin kötülük barındırdığını, insanın yapısında bunların olduğunu, hı, algısına pek fazla varamayabilir. O küçücük, evet, çocuk, ilkokul talebesi bunun farkında. Ne var? Hemen şu yaptığın sihiri çöz. Ay çok hoşuma gitti. Ne oldu? Bir şikayetin mi var? Kımıldayamıyor musun? Dudu! Bağırma öyle. Acelem var. Ne istiyorsan söyle. Ne acelem varmış? Betüş'e gideceğim. Kızımı ve torunlarımı özledim canım. En son Cihan İnal'la birlikte bana programa geldiğinizde 6 haftada 6 dans dersi, değil mi? Ben en son o oyunu hatırlıyorum. Maalesef. Değil mi? Maalesef en son o. Çünkü ondan sonra onun üstüne çıkabilecek, evet, hiçbir oyun okuyorum. Yolluyorlar, eksik olmasın herkes. Fikir şeyinde bulunuyorlar, şu olabilir mi bu. Yani hiçbir şeyi beğenemiyorum ki. Evet.
Yani bir insan 4 sezon oynayıp her gün neredeyse oynayıp, çünkü artık herkes her gün oynamıyor. Tabii. Haftanın bir günü oynuyor, ayda 2 kere oyun oynuyor. Tiyatro yaptım diyor, ben ona karşıyım. Biz haftanın 7 günü oynayan zamandan gelmeyiz. Ve ne performanstı, evet. Ne oyundu. Bir tek gün yorularak çıkmadım o sahneden ve bir tek gün ayaklarım geri gitmedi oyuna giderken. 4 sezon boyunca turneleri saymıyorum. Çünkü sahnenin üzerinde çok mutlu oluyordum. Cihan da aynı şekilde ve çok belliydi. Biz ikimiz el ele müthiş bir ikili olmuştuk. Zaten Cihan'ı çok severdim. O da beni çok sever. Yani insan olarak da çok sevebilirim. Çok iyi de oyuncu. O kadar güzel alışverişimiz olurdu ki sahnede. Onun nerede üzüldüğünü, nerede sıkıldığını, nerede kızdığını, o da benim bilir sesimin, gıcığımın, yorgunluğumun falan, böyle birbirimizin gözünün içine bakarak ve finalde böyle bir sıkardık birbirimizin elini, alkış patladığı zaman. Yani müthiş, müthiş bir olaydı. Şimdi evet. Onun üstüne en az onun kadar iyi bir oyun olması lazım. Doğru. Ya başrol olması şart değil. Ben hiçbir zaman hayatım boyunca o şeyde olmadım, o kafada tabii olmadım. Tabii ki. Rolün niteliği şu kadar önemli. Olsun ama ben onunla oynamaktan zevk alayım. Öyle bir rol bulsam tabii ki tiyatro yapacağım. Hı. Niye tiyatro yapmıyorsunuz? Yani hani Oxford vardı da mı okumadık? Yani gelsin oyun bulalım, oynayalım. Bu ne cesaret? Ne var burada olsa öyle olmadığını bana söyleyebilirdi. Niye söylesin? Bak söyleyebilirdi mesela, bunu söyleyebilirdi ama nedense beni her gelişinde kolayca ortadan kayboluyor. Biz ders yaparken bahsediyoruz. When I first met you I was lonesome. And when you came inside dear my heart grew light in the sun. Yeni bir proje olur mu yeni sezona? İnşallah onu soracağım. Olsun. Kıvanç Tatlıtuğ ile mesela olur mu? Olur. Olsun. Yani anneliğine, anneannesine yakışır mı anne? Çok. Baba anne, anneannesine. Renklerimiz de uyuyor. Çok beğeniyorum çünkü. Biliyorum. Oyunculuğunu. Çok çok beğeniyorum. Çok takdir ediyorum. Çok evet. Beğeniyorum. Başka gençlerden böyle var mı? Nevra ya, Hanım'ın listesinde en ön sırada ya, diyeceğimiz. Verilen rolü iyi oynayan ve de ben çok beğeniyorum gençleri. Yakışıklı gençlerimiz var. Ciddi ciddi işini yapan bütün gençlerimize, genç kızlara da, delikanlılara da çok çok beğeniyorum. Şeylerini de hep merak etmişimdir. Mesela onların setinde olan insanlara çok beğendiğim oyuncunun kulisini sorarım hep. Haldun'un çok önemli bir lafı vardı. Az yetenekli olsun ama kulisi iyi olursa ben o oyuncuyu 1000 kere tercih ederim. Çok kabiliyetli ama işi karıştıran, kötü kuliste tahammülsüz oyuncudan daha fazla tercih ederim derdi. Kulis çok önemli. Yani kişilik çok önemli. Tabii. Çünkü bir hayal dünyasındasın ekranda seyrederken, ona hayran kalıyorsun da kendi o kadar acaba iyi mi? Hani iyi yürekli mi, disiplinli mi, efendi mi, saygılı mı? Bu kıstaslar bana önemli. Onun için bazen soruştururum böyle setinde olana. Ben çok beğeniyorum ama sette nasıl? Tabii bu da önemli. Çünkü evet. Bu iş bir ekip işi. Ve hani elbette bir karşılıklı alıp verme var. Umarım hep istediğiniz gibi projeler gelsin. İnşallah. Yeni sezonda da biz elbet konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel burada. Ben çok teşekkür buralara kadar geldiniz. Tamamlarken izleyicilerimize bir mesajınızı da alalım. Barış, güzellik, hoşluk, mutluluk tüm insanlara, çocuklarımız ölmesin, güzel gözlerle dünyaya bakabilelim şu kısacık ömrümüzde. Barış, barış, barış. Doğru söze ne denir? Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşelim. Sağ olun. Sağ olun. İyi bayramlar. İyi bayramlar.